Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarifim var. Hem çok basit hem de çok lezzetli. Videolu tarifin en nihayetinde çektim ve şu an sizler için yükledim arkadaşlar. Bugün sizlere künefe tarifi yapacağım. Muntazam bir lezzet. Mutlaka tarifinizi yapmanızı öneriyorum. Hemen bize gereken malzemeleri sayalım arkadaşlar. Şimdi bize gerekenler şöyle 400 gram taze kadayıf lazım. 200 gram tereyağı, eriteceğiz tereyağını. 250 gram cıvıl peynir, burada mozzarella kullanıyoruz biz. Şerbeti için 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, birkaç damla limon suyu ve süslemek için Antep fıstığı lazım bizlere. Taze kadayıfımızı makasla küçük küçük keselim. Makasla kesmek istemeyen elinle böyle parça pinçik olacak şekilde böyle küçücük küçücük parçalara ayırabilir arkadaşlar. Elinizi iyice büke büke kopartabilirsiniz. Kadayıfı parçaladıktan sonra ocağımızın üzerine tereyağımızı alalım ve eritelim. Erittiğimiz tereyağımızdan bir iki fırçalık görmüş olduğunuz gibi künefe tabağımızın veya künefe tepsimizin içine dökelim ve her tarafına gelecek şekilde sürelim. Künefemizin üzerinde daha karamelize görünmesi için çok hafiften pudra şeker serpiştiriyoruz. Sonrasında kadayıfımızın üzerine geri kalan tereyağını dökelim ve elimizle iyice karıştıra karıştıra yedirelim. Künefe için peynir olarak ben burada cıvıl peynir kullandım. Mozzarella yani arkadaşlar. Türkiye'de de biliyorsunuz cıvıl peynir satılıyor. Almanya'dakiler de mozzarella kullanabilir. Kadayıfımızın yarısını künefe tepsimizin içine koyduk. Her tarafına gelecek şekilde dağıtıyoruz ve düzlüyoruz. Elimizle de bastırmayı unutmuyoruz. Dilimlediğimiz mozzarella peynirimizi yani cıvıl peynirimizi de görmüş olduğunuz gibi bastırdığımız kadayıfın üzerine diziyoruz. Geri kalan kadayıfımızda peynirlerin üzerine her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Tekrardan elimizle bastıra bastıra düzleyelim. Künefemizin şerbeti için tenceremize 2 su bardağı şeker, birkaç damla limon suyu ve 2 su bardağı su koyalım ve ocağın üzerinde 15 dakika kadar kaynatalım. Şerbetimizin ılık olması lazım arkadaşlar, kesinlikle soğumaması lazım. Künefemizi pişmesi için 250 dereceli fırına gönderelim ve kızartalım arkadaşlar. İyice kızardıktan sonra çıkartalım, böyle kenarlarından bıçak yardımıyla çizikler atalım yapışmasın diye. Daha sonra ters düz yapalım ve tekrardan fırına kızarması için gönderelim. Künefemiz iyice kızardıktan sonra fırından çıkarıyoruz ve üzerine ılık şerbetimizi döküyoruz arkadaşlar. Çok fazla ılık da değil yani. Hani künefeyi pişirene kadar zaten şerbet biraz ılınıyor diyeyim ben size. Soğuk şerbet kesinlikle olmaz. Çünkü denedim ve peyniri resmen sertleşmişti. O yüzden şerbetin sıcaktan biraz ılık olması lazım. Tatlımızın da sıcacık olması lazım. Fırından böyle sıcacık çıkması lazım. Yani tatlı sıcak, şerbetli sıcak diyeyim ben size. Bu şekilde yapılıyor. Aksi takdirde içindeki peynirimiz sertleşebilir, donabilir yani. Tatlımızı çıkarttık, şerbetledik. Şimdi üzerini Antep fıstığıyla süslüyoruz. Daha sonrasında dilimliyoruz ve misafirlerimize afiyetle ikram ediyoruz. Umarım künefemizi sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.